Merhabalar arkadaşlar. Sorumuzda bileşik adı ve onların moleküllerinin polarlığı ile ilgili bir soru sorulmuş ve bunların hangisinin yanlış olduğu söylenmekte. Öncelikle bileşiklerimizi yazacak olursak karbon monoksit yapısı bu. Hidrojen monoksit yapısı da arkadaşlar. Su aslında. Karbon tetraklorür dediğimiz yapı bu. Fosfor triklorür dediği yapı da budur ve karbondioksit yapısı da budur. Arkadaşlar burada pratik bazı bilgiler söyleyerek sonuca ulaşalım. Farklı ikililer arkadaşlar polardır. Bu bir. İkincisi su polar bir moleküldür. Hatta bir esprisi vardır. Polarlarınızı suda yıkayın. Neden diye sorarlar. Çünkü su polardır diye bir espri vardır. Bunun yanı sıra arkadaşlar karbon tetraklorür için özellikle şeklini çizmekte fayda görüyorum arkadaşlar. Karbon tetraklorürün şöyle. Diğer noktalarını arkadaşlar yazmıyorum. Yani normalde hepsinde şöyle kloların hepsinde böyle bir şey yapı vardır. Onu söylemek istiyorum. Şimdi molekülün polarlığı ile ilgili şöyle bir yapı söylüyoruz. Merkez atom bulunur arkadaşlar. Bu tabii kolaylık olsun diye pratiklikte bu söylenir. Merkez atom bulunur. Merkez atomda eğer nokta yoksa yani eşleşmiş noktalar yoksa ve etrafında bağlı olduğu gruplar aynı olursa o molekül apolardır diyoruz. Buna en çok benzeyen yapıda arkadaşlar bunun olduğunu söyleyelim. İlla ki karşınıza çıkacağından dolayı benzer bir durum bunda da geçerlidir. Bunun yanı sıra D seçeneğine geldiğimiz zaman zaten bu arada C'nin doğru olduğunu söyleyelim. C gelecek olursak arkadaşlar fosfor 5A grubundadır ve yapısında 1, 2, 3, 4, 5 tane vardır ve 3 bağ yapacaktır. Zaten 3'ünü de klorla yapmış ve yapacağı bağlar da arkadaşlar şu şekilde olacağını söyleyelim. Klorların noktalarını yazmıyorum diğer arkadaşlar zaman açısından. Burada değerli arkadaşlar işte şurada kullandığım bu yöntemi burada da kullanacağım şimdi. Merkez atom bulunur ve eğer merkez atomda yani ortaklaşa kullanılmamış bir elektron varsa eşleşmiş ama ortaklaşa kullanılmış bir elektron yapısı varsa o zaman arkadaşlar direkt olarak polar deyin geçin. Yani etrafındakilere bakmanıza gerek yok. İlk ikinci şart bu noktanın olup olmaması idi. Dolayısıyla bunun apolar olması gereken apolar demiş bu ifademiz. Yanlıştır diyoruz. Örneğin aynı şeyi karbondioksitte de arkadaşlar yazabiliriz mesela. Aynı mantığı burada da uygulayalım. Bakalım apolar çıkacak mı? Dikkat, merkez atom bulunur. Merkez atom en çok bağ yapan atom. Nokta var mı? Yok. Nokta var mı derken arkadaşlar merkez atoma bakıyoruz. Nokta var mı yok mu diye sorgularken etrafındakilere değil. Nokta var mı? Yok. Peki etrafında bağlandıkları aynı mı? Aynı. O zaman apolar. Dolayısıyla bu ifademize doğru olduğunu söyleyebiliriz. Merhabalar arkadaşlar. Metalik bağ ile ilgili verilen ifadelerden hangilerinin doğru olduğu söylenmiş. Birinci ifademiz metal katyonları ile elektron denizindeki elektronlar arasındaki çekim kuvvetidir. Hatta bunun evet doğru bu ifade ve bunun bir görselini arkadaşlar oluşturmakta fayda görüyorum. Diyelim ki metal atomunun iç yapısı böyle olmuş olsun. Elektron denizi vardır değerli arkadaşlar. Bu elektron denizinde ki bu elektron arkadaşlar aslında atomlarından serbest elektronların hareketiyle oluşan bir elektron denizinden bahsediyoruz. Ve burada arkadaşlar katyon tabi elektron kaybettiği zaman aslında artı yüklü olarak bulunacaktır. Böyle bir elektron denizi içerisinde atomun kendisinin artı yüklü oluşumu demektir diyoruz. Bir atom elektron kaybettiği zaman kendisi artı yükle yüklenir. İşte arkadaşlar burada bu denize düşen artı yükün dikkat edecek olursanız sanki elektron denizi düşüncesiyle bunu yapıyoruz. İşte buradaki arkadaşlar tabi etkileşimler her birinin birbirleri olan etkileşimlerinden bahsedebiliriz. İşte buradaki bağlar arkadaşlar metalik bağ olarak söylüyoruz. Güçlü etkileşim midir? Evet. Buradan aklınıza şurada gelsin değerli arkadaşlar. Metaller aklımıza geldiği zaman demir metali, bakır metali gibi bunların kaynama noktalarının yüksek olmasının sebebi işte o aradaki etkileşimin güçlü olmasıdır. Bunu da aklımızda tutabiliriz. Üçüncü ifadeye bakacak olursak genel olarak deniyor. Periyodik sistemin bir periyodunda soldan sağa doğru gidildiğince metalik bağ artar. Arkadaşlar bunu en güzel örneği şöyle vermek istiyorum. Örneğin sodyum, magnezyum ve alüminyum değerli arkadaşlar. Bunlar özellikle sodyum 1A grubunda, magnezyum 2A grubunda ve alüminyumsa arkadaşlar 3A grubunda. Tabii bunların hep çaplarla da ilgisi var. Çapın soldan sağa doğru küçülmesinden bununla da alakalı olsa da
Elektron denizine sağladığı 3 elektron vardır değerli arkadaşlar. Alüminyumun ve daha fazla elektron sağlaması daha güçlü bağın oluşacağı manasında taşımaktadır. Dolayısıyla arkadaşlar alüminyumun kaynama noktasının daha fazla olduğunu, metalik bağ kuvvetinin daha fazla olduğunu buradan söyleyebiliriz. Bu ifademizde doğru cevap E seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzu incelediğimizde arkadaşlarım bakır metal olduğundan dolayı metalik bağ içermektedir. Yemek tuzu denildiği zaman arkadaşlar aklımıza tabii ki sodyum klorür gelmeli ve sodyum artı klor eksi işte bu aradaki bağ arkadaşlar elektron alışverişiyle oluşan bu bağ ya da metal ametal arasındaki bu etkileşim yanık bağ olarak söyleyebiliriz. Su dediğimiz zaman değerli arkadaşlarım suyun yapısını özellikle bilmek, çizmek bunlar arkadaşlar size bilmek büyük önem taşıyor soru çözümlerinde. Burada arkadaşlar bağ şuradaki bağ arkadaşlar hidrojen ile oksijen arasındaki bu bağ kovalent bağdır ve farklı atomlar arasında olduğundan dolayı yani hidrojen ve oksijen arasında olduğundan dolayı polar olduğunu söyleyebiliriz. Bu ifademiz de doğrudur. Amonyak değerli arkadaşlar amonyak hemen yazalım NH3'ü söylemek istiyorum. Amonyak arkadaşlar molekülümüzü önce yazalım da amonyak olduğunu bilelim. Burada arkadaşlar bu yapıda yine kovalent bağ elektron ortaklaşmasından dolayı kovalent bağ olduğunu söylüyoruz. Ama hangi kovalent bağ? Polar mı apolar mı? Bakınız farklı atomlar arasında olduğundan dolayı yine polardır. Dolayısıyla arkadaşlar burada apolar demiş. Bu ifademizin yanlış olduğunu söyleyelim ve E seçeneği inceleyelim. İyot katısı denmiş arkadaşlar. İyot doğada bu şekilde bulunur ve 7A grubunda olduğunu söyleyelim. Ve yapısal olarak şöyle bir yapıya sahip olduğunu dile getirebiliriz. Burada arkadaşlar elektronları ortaklaşa kullanmalarından dolayı ametal olduklarından dolayı kovalent bağ olduğunu söyleyelim. Kovalent bağ mı polar mı apolar mı? Lütfen dikkat. Aynı atomlar arasında olduğundan dolayı arkadaşlar apolar kovalent bağdır. Bu ifademiz de doğrudur. Merhaba arkadaşlar. Yukarıda bir metale ait elektron denizi modeli verilmiştir. Arkadaşlar özellikle metalik bağlarda olan bu elektron denizi modelini arkadaşlar lütfen zihnimizde tutmamız gerekiyor. Buradaki elektronlar serbest elektronlar ve artılarsa elektronunu kaybetmiş olan katyon metal atomlarından bahsedebiliriz. Mesela artılara özellikle mesela sodyum metali ise sodyum artı olarak şu şekilde söyleyebiliriz ve etrafında bir tane elektronun olduğunu dile getirebiliriz. Hatta elektron denizine düşmüş bu katyonlardan bahsedebiliriz. Buna göre metallerin değerli arkadaşlar özelliklerinden hangileri elektron denizi modeliyle açıklanır? Isı ve elektrik akımını iletmeleri. Değerli arkadaşlar elektrik akımlarını işte buradaki serbest elektronlar sayesinde iletiyorlar. Bu bir. İkincisi serbest elektronlar parlaklık da kazandırıyor. Bu da iki. Ametallerden ayıran özellik zaten bu arkadaşlar serbest elektronlar. Ve bunun ayrıca serbest elektronlar sayesinde tel ve levha haline getirebiliyorlar. Bunlar özellikle elektronların birbiri içerisinde hareketliliği ve sıkıştırılabilirliği açısından tel ve levha haline rahatlıkla getirebildiğini söyleyebilirim. Bunun hepsinin serbest elektronlar sayesinde olduğunu bilelim. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Soruda yer alan alkali metal ifadesi bir A grubu metalleri olarak söyleyebiliriz. Bir A grubunda erime sıcaklıkları arasındaki ilişki buysa değerli arkadaşlar çaplar arasındaki ilişkiyi de hemen söylemek istiyorum size. Çapı küçük olanın erime sıcaklığı büyüktür diye söyleyebiliriz. Dolayısıyla çap burada en küçük en yukarıda kalmalıdır ve yapı bu şekilde olmalıdır. Buna göre XYZ'nin atom numarası, metalik bağ kuvveti ve atom yarıçapları hangi özellik bu ilişkiyle ilgili bu şekildedir denmeye çalışmış. Atom numarası bildiğiniz gibi aşağıya doğru artar. Dolayısıyla bu ifade gibi olacaktır. Doğrudur. Metalik bağ erime sıcaklığıyla doğru orantılıdır. Yani buradaki gibi olması gerekir değerli arkadaşlar. Yani X, Z, Y şeklinde olacaktır. Yani bu ifade olmayacaktır. Atom yarıçapları arkadaşlar aşağıya doğru gidildikçe periyot artmasından dolayı da çapın arttığını söyleyebiliriz. Yani bu ifade ile ilgili olacaktır. Dolayısıyla cevap buradan D seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda A seçeneğinde CH4 bileşiğindeki molekül içi bağların polar kovalent olduğu söylenmiş. Bir defa bağların arkadaşlar kovalent olabilmesi için ametal atomlar arasında olmalıdır. Yani karbon ve hidrojen arasında görüldüğü gibi CH4 bileşiği oluşmuş. Yani ametal atomlar arasında oluşmuş. Evet. Peki polar mı apolar mı olduğunu nasıl anlıyoruz?
farklı atomlar arasında olduğundan dolayı, farklı ametal atomlar arasında olduğundan dolayı polar kovalenttir. Doğru. B seçeneğinde karbondioksit bileşiğinin molekülü polar yapıdadır denmiş. Değerli arkadaşlar, bunu hemen şöyle söyleyelim size. Yapısının çokça sorulduğundan dolayı çizmesini bilirsek eğer çok da iyi olur sizin adınıza. Değerli arkadaşlar, moleküllerin polarlığı ile ilgili şöyle bir pratik bilgi söyleyebiliriz. Merkez atom arkadaşlar, en çok bağ yapan atom merkez atomdur. Merkez atom bulunur. Hemen üzerinde elektron çifti bulunup bulunmadığına bakılır. Eğer elektron çifti yoksa, görüldüğü gibi yok karbonun üzerinde, ve ondan sonra etrafına bakılır. Etrafındakiler eğer aynı çıkarsa, yani cümlemi tekrar yenilemek istiyorum. Merkez atomda elektron çifti yoksa ve etrafındakiler de aynıysa molekül apolardır. Bu bizim için çok önemli. Burada polardır denmiş bu ifademiz arkadaşlar. Yanlış olduğunu söyleyelim. Bunun yanı sıra C seçeneğini inceleyelim. Metalik bağı demiş. Potasyum metalik bağından fazladır. De arkadaşlar şöyle söyleyelim. Metalik bağda çapın küçük olması ve yükün büyük olması metalik bağın sağlamlığını oluşturur diye söyleyebiliriz. Burada magnezyum 2A grubunda ve artı 2 yüklü. Ve çapı da arkadaşlar daha küçük, dolayısıyla metalik bağ daha sağlamdır yorumlarını yapabiliriz. D seçeneğinde demiş değerli arkadaşlar, iyonik karakterle ilgili soru sormuş ve dikkat edecek olursanız aynı ametalle yapılmış bir bağ. Bunları arkadaşlar düşünmediğimiz zaman hemen burada elektronegatifliklerini arkadaşlar düşünürüz. Elektronegatiflikleri arasındaki farkı ne kadar büyük olursa iyonik karakter o kadar fazla olur. Değerli arkadaşlar dikkat edecek olursanız burada şunu söyleyelim. Hatta pratik olarak bir bilgi verelim. İyonik karakter denildiği zaman arkadaşlar flor ile fransiyum arasındaki İyonik karakter en fazla. Yani atomlar birbirlerine ne kadar uzaksa iyonik karakter o kadar büyüktür. Yani potasyum ile azot arasındaki iyonik karakter daha büyük olduğunu görürüz. Magnezyum burada azot atomuna biraz daha yakın potasyuma oranla. O yüzden bu ifademiz de doğrudur. Diğer taraftan E seçeneğindeki bileşiğin sistematik adı bu şekildedir demiş. Baktığımız zaman arkadaşlar ametal okumalarını nasıl yapıyoruz? Buradaki 2, 2 azot, 5 oksit diyeceğim arkadaşlar. 2 arkadaşlar di demektir. Azot ifadesini kullandıktan sonra 5 de penta demektir. Penta oksit, bu ifademiz de doğrudur. Yanlış olanı sordu. Cevap B seçeneği. Merhabalar arkadaşlar. Sorumuzda X elementi ile Y elementi arasında polar yapılı XY3 bileşiği oluşuyormuş. Buna göre XY elementlerinin atom numaraları yukarıdakilerden hangileri olabilir deniyor. Birinci ifadeyi arkadaşlar inceleyecek olursak, X burada arkadaşlar atom numarası eğer 7 ise Lewis yapısını yazacak olmak için elektron nokta gösterimi yapmamız gerekiyor. Burada X'in üzerinde değerli arkadaşlar 5 tane nokta olmalıdır. Dolayısıyla yapıyı bu şekilde çizebiliriz. Y'ye bakacak olursak da arkadaşlar Y'den de Lewis yapısında birinci durumda bir tane nokta olmalı ve burada hemen şunu anlayabiliriz. 3 tane Y'den bahsediyor. Yani X'in etrafını 3 tane Y yazabilir miyiz? Evet arkadaşlar, X 3 tane bağ yapabilir mi? Yapabilir Y ile beraber. Şöyle bunları eşleştirecek olursak şu şekilde böyle eşleştirmiş olalım. Peki polar yapılı bir yapı mı oluşur? Hemen onu inceleyelim. Arkadaşlar X'i şöyle yazdıktan sonra işte Y'leri bu şekilde yazabiliriz. 3 tane oluştuğundan dolayı. Peki polar yapılı mı? Şunu inceliyoruz. Dikkat! Merkez atoma bakılır ve merkez atomda eğer elektron çifti bulunuyorsa bu yapı arkadaşlar hemen polardır yorumunu yapabiliriz. Bu ifademiz yani olabilir. İkinci ifadeye bakacak olursak, ikinci ifadede değerli arkadaşlar X'in dikkat edecek olursanız 2, 3, yani X yazacak olursak 3 tane Lewis yapısı, nokta yapısı var. 1, 2, 3 yazalım. Y'de 9 olduğunu söylemiş. Yani 2, 7 olarak söyleyelim. Y'de arkadaşlar 7 tane elektron çifti bulunduracak üzerinde bu. Dolayısıyla arkadaşlar bunu hemen söyleyelim. X 3 tane bağ yapacak ve Y ile yapacağından dolayı aslında yapı hemen hemen bu şekilde bir yapı oluşacaktır. Y'lerin arkadaşlar noktalarını yazalım. Sadece hızlı bir şekilde yazdıktan sonra Eda grubunda olmasına dolayı. Şimdi dikkat! Merkez atomu arkadaşlar bakılır. Elektron çifti yok ve etrafındakiler eğer aynıysa, bakın hepsi aynı ise, o zaman yapı arkadaşlar apolar olacaktır. Dolayısıyla bu ifademiz
Olamaz. Üçüncü ifadeyi inceleyecek olursak değerli arkadaşlar, burada şöyle bir detay var. Bakınız 15 olduğundan dolayı hemen şöyle söyleyelim. Madem 15, 2, 8 ve 5 dedikten sonra x yine dikkat edecek olursanız 5a'da olduğunu söyleyelim. Bu ifadede y'de arkadaşlar 7a'da olduğunu görelim. Yani bu şekilde yine 7a'da olduğunu söyleyebiliriz. Buradan arkadaşlar zaten 3 tane y ile karşılaşacağından dolayı yani buna tam olarak buna benzeyecektir. Yani merkez atomumuzda yani yapısal olarak şöyle yine aynı şeyi çizeceğim buraya. Sadece farkı ne olacak birinciden? Burada 7a grubunda olduğundan dolayı Lewis yapısındaki elektronlar bu şekilde olacaktır. Aslında polarlık apolarlıkla bunun y'nin üzerindeki elektronların bir ilgisi olmasa bile yine yazmış olalım, yanlışlık yapmayalım diye. Arkadaşlar merkez atoma bakılır ve elektron çifti bulunduruyor. Dolayısıyla arkadaşlar hemen polar olduğunu söyleyebiliriz. Burada etrafındakilerin aynı olmasının bir önemi kalmıyor bundaki elektron çifti olduğundan dolayı. Dolayısıyla bu ifademiz arkadaşlar olabilir. Cevap D seçeneği. Merhabalar arkadaşlar. Sorumuzda metaller ve metalik bağ ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır deniyor. A seçeneğinde metaller katı ve sıvı halde elektrik akımını iletirler. Evet, neden? Metaller üzerinde arkadaşlar serbest elektronlar vardır. Katı halinde de vardır, sıvı halinde de vardır ve elektron hareketiyle elektrik akımını iletirler. İkinci ifadede alaşımların oluşturan metal atomları birbirine bağlayan kuvvet metalik bağdır. Kesinlikle evet arkadaşlar, metalik bağdır. C seçeneğinde periyodik sistemde bir metal grubunda yukarıdan aşağıya inildikçe metalik bağ kuvveti artar. İşte bu ifade arkadaşlar yanlıştır. Neden? Çünkü örneğin bir A grubunu düşünelim değerli arkadaşlar. Lityum, sodyum ve potasyum örneğini unutmamanızda fayda var. Değerli arkadaşlar çap arttıkça değerli arkadaşlar erime noktası azalır. Hatta şöyle bir olayı söylemek istiyorum. Burada daha pratik olsun diye söyleyeceğim bunu şimdi. Çapın küçük olması değerli arkadaşlar metalik bağın daha kuvvetli olmasını sağlar ve erime noktasını da yükseltir. Yani burada erime noktasını sormuş olsaydı ki karşınıza illaki çıkacaktır. Lityumun erime noktasının daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden metalik bağ arkadaşlar artmaz, azalır. Yani metalik bağı en kuvvetli olan lityumdur değerli arkadaşlar. Bu ifademiz yanlış olacaktır. Metal atomunun D seçeneğindeki metal atomunun yarı çapı ile metalik bağ kuvveti ters orantılıdır. Aslında bu ifadeyi biraz önce açıklamıştım size. Doğrudur. Sıcaklığı arttırılan metallerin elektrik iletkenlikleri azalır. İşte bu arkadaşlar çok 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 önemli bir ifadedir. Bu çok önemli. Sıcaklığı arttırılıyorsa metallerin elektrik iletkenliği zorlaşır arkadaşlar. Bu da önemli bir ifadedir. Normalde insan zihninde bunu hemen bu ifade herhalde yanlış olan budur diye seçeneklerde genelde sıcaklık arttıkça daha da elektrik iletkenliği artar. Yapısını bozuyor arkadaşlar. Sıcaklık elektrik iletkenliğinin yapısını arkadaşlar bir bozukluğa uğratıyor. Dolayısıyla burada arttırmaz, azaltır. Bu ifadeye lütfen dikkat ediniz. Cevap C seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda aşağıdaki maddelerden hangisine ait güçlü etkileşim türü yanlış verilmiştir? Değerli arkadaşlar direkt Edirne seçeneğinde zaten aslında çok net bir şekilde görüldüğünü söyleyebilirim. Burada kalsiyum arkadaşlar metal atomu ve oksijen ametal atomudur. Aralarındaki etkileşim arkadaşlar iyonik olması gerekirken polar kovalent denmiş bu ifademiz. O yüzden direkt olarak yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Merhabalar arkadaşlar. Sorumuzda periyodik sistemde yerleri belirtilen elementler ve aralarında oluşan bileşiklerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur deniyor. Metallerin aynı koşullarda erime noktaları ki arkadaşlar erime noktaları metalik bağ kuvvetiyle doğrudan ilişkilidir. Metalik bağ kuvveti de arkadaşlar aynı grupta çapla ilişkilendirilir. Çapı küçük olanın metalik bağı daha kuvvetlidir ve erime noktası daha yüksektir. Yani birinci ifademiz doğrudur.
İkinci ifadede bize iyonik karakterle ilgili bilgi vermiş. İyonik karakter dendiğinde aklımıza şu gelsin değerli arkadaşlar. Flor ile hemen aşağıda bulunan bir A grubundaki fransiyum arasındaki kurulan bağ iyonik karakter açısından arkadaşlar en fazla iyonik karakteri en büyük olan bileşik fransiyum florür bileşidir. Birbirlerine en uzak olan atomlar arasında iyonik karakter daha fazladır. O yüzden arkadaşlar burada potasyumun florla kuracağı iyonik bağ, iyonik karakter açısından en büyüktür. Dolayısıyla arkadaşlar bu ifadede lityum florür denmiş en fazla yanlıştır. Üçüncü ifadeye lütfen dikkat. Verilen bileşiklerin aynı koşullarda erime noktaları. Değerli arkadaşlar dikkat edecek olursanız hepsi florla yapmış. O yüzden floru burada arkadaşlar düşünmeyiniz. Yine arkadaşlar lityumu düşüneceğiz burada. Lityumun yani çapı düşüneceğiz kısaca. Ya da diğer bir ifadeyle metalik bağı düşüneceğiz. Çapı en küçük olan lityum florla daha sıkı bağ oluşturur. Çapların küçük olması taneciklerin birbirine daha yakın olmalarına neden olur. Dolayısıyla da bu bağ daha kuvvetli olduğundan dolayı da erime noktası daha yüksek olacaktır. Dolayısıyla çapı küçük olanın erime noktası daha büyüktür yorumlamasını yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar en büyük olanın lityum florür olması gerekirken burada potasyum florür demiş. Bu ifademiz de yanlış. O yüzden cevabımız doğru olan yalnız bir A seçeneğidir. Merhabalar arkadaşlar. Sorumuzda tabloya göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur denmiş. Tabloda arkadaşlar verilen molekülleri çizdiğimizde, bu şekilde çizdiğimizde yapıları inceleyelim. Birinci ifadeye bakacak olursak bize ortaklanmamış elektron çiftinin 2 olduğu söyleniyor. O da arkadaşlar oksijenin üzerinde olduğunu görmekteyiz bu yapıda. Bu ifade doğru. Molekülün polarlığı ile ilgili olarak şunu söyleyeceğiz. Merkez atomu arkadaşlar buluyoruz. Karbon üzerinde elektron çifti var mı? Yok. Etrafındakilerin aynı olup olmadığına bakıyoruz şimdi de. Etrafındakiler arkadaşlar baktığımızda farklı. Eğer etrafındakiler aynı çıksaydı apolar diyecektim. Ama bir tane farklı çıktığından dolayı ben bu yapıya hemen polar diyebiliyorum. Bu ifademiz de doğrudur. Burada arkadaşlar size pratik bilgi de söylemek istiyorum aslında. Bu birinci ifadeyle ilgili. Eğer arkadaşlar karbonun yanında sadece hidrojen varsa yapı apolardır. Ama birincide olduğu gibi karbonun yanında hidrojen dışında farklı bir atom varsa o yapı polardır diye pratikte söyleyebilirsiniz. İkinci ifadeyi inceleyecek olursak, ikinci ifadede ortaklanmamış elektron çiftinin sıfır olduğu söyleniyor. Oysa ki arkadaşlar klorlar üzerinde görüldüğü gibi ortaklanmamış elektron çifti sadece bir tanesinde 3 tane var. Ve dikkat edecek olursak 4 tane klor var. Dolayısıyla 12 çift demesi gerekiyor. Bu ifade zaten yanlış. Azotu inceleyecek olursak değerli arkadaşlar azotun yapısı budur. Ortaklanmamış elektron çifti bir azotun üzerinde bir de diğerinde var. 2 tane doğrudur. Ve hemen pratikte molekülün polarlığı ve apolarlığı ile ilgili bilgiyi şöyle söyleyelim. Aynı ikililer değerli arkadaşlar bakın aynı ikililer 2 tane azot veya örneğin 2 tane flor örneğin 2 tane hidrojen örneğin 2 tane oksijen. Yani aynı ikililer apolar moleküllerdir. Pratikte bunu biliniz. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Cevap D seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda yukarıdaki maddelerden hangileri hakkında verilen bilgiler doğrudur denmiş. Değerli arkadaşlar çözüme başlamadan önce özellikle bu sorunun çok iyi bir soru olduğunu söylemek istiyorum. Kesinlikle lütfen dikkat ediniz bu soruya. Kalsiyum metali arkadaşlar verilen madde metal olduğundan dolayı etkileşim türü metalik bağdır. İfade doğrudur. Ve metaller arkadaşlar elektriği iletirken katı ve sıvı halleri arkadaşlar serbest elektronlardan dolayı elektron hareketiyle iletir. Bu ifade doğrudur. İkinci ifadeye lütfen dikkat ediniz. Yemek tuzu dediğimiz ifade sodyum klorür bileşiğinden bahsediyoruz. Ve metal ametal arasında gerçekleşen bağ iyonik bağdır. Ve bu ifadeyi de söyleyebiliriz. Doğrudur. Ve dikkat arkadaşlar. Sodyum klorürün eğer katı halinin elektrik iletkenliğini sorarlarsa elektrik etmezler. Ama sodyum klorür arkadaşlar biraz sıvılaştırırsak ve suda çözersek iyonlar oluşacağından dolayı iyon hareketiyle elektriği iletir. Bakın sıvı hali ve sulu çözeltisi. Yani burada özellikle şunu yazarsa
Sodyum klorür arkadaşlar şöyle sıvı hali ya da sodyum klorür şöyle suda yazarsa elektrik akımını iletir. İyon hareketiyle buradaki artı eksiler birbirine biraz ayrıldığından dolayı iletir. Karbondioksit ifadesini söylemiş, bileşiğini söylemiş. Apolar kovalenttir demiş de arkadaşlar karbondioksit yapısını çizelim ama çizmeden de bile rahatlıkla söyleyebilirdik aslında. Bağın arkadaşlar apolar olmadığını. Neden? Çünkü arkadaşlar farklı atomlar arasında olan bu kovalent bağ polar kovalent bağdır değerli arkadaşlar. Apolar değil, bu ifade yanlıştır. İletmez ifadesi doğrudur aslında ama şuradaki ifade yanlış olduğundan dolayı 3. ifade yanlıştır. 1 ve 2 olacaktır. Doğru seçeneğimiz.